Merhaba Işıl Hanım. Sosyal medyanın sizin hayatınızın üzerinde etkisi oldu mu? Merhaba Tuba Hanım. Aslında sosyal medya benim hayatımı değiştirdi diyebiliriz. Çünkü ben yüksek lisansımı eğitim teknoloji üzerine yaptım. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden ve böyle bir program olduğunu da Twitter'da tamamıyla tesadüfen bir arkadaşıma öğrenmiş oldum. Ve yine oradaki tez danışmanımı da ben Twitter üzerinden buldum ve kendisi direkt orada iletişime geçtim. O bakımdan gerçekten Twitter benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Peki Türkiye'de gençlerin sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de gençler sosyal medyayı çok fazla ve aktif bir şekilde kullanıyorlar ve bu da gerçekten çok güzel bir gelişme. Ama gençlerin Twitter ve bunun gibi mesela sosyal medya araçlarının çok bilinçli kullandığını düşünmüyorum aslında. Çünkü birazcık daha fazlasına bağımlılığa kaydığını düşünüyorum bu son zamanlarda özellikle. Aileler çocuklarının sosyal medya bağımlılığı ile neler yapabilir peki? Aslında aileler çocukların sosyal medya bağımlılığını önlemek için onlarla bir sözleşme imzalayabilirler. Mesela günde kaç saat sosyal medya ve internet kullandıklarını bir şekilde birlikte beraber karar verebilirler. Ve sözleşmeyi her iki tarafta imzalarsa ve belki bu sözleşmeyi her ayın sonunda yenilerlerse en azından sosyal medya kullanımları ve internet kullanımlarını bir bakıma daha fazla aslında sınırlamış olurlar ve bu bakımdan da çocuk bütün gününü sosyal medyada ya da internette geçirmiş olur. Peki sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünen insanlar neler yapabilir? Aslında bunun için kişi en başta belki şu şekilde mesela internet filtre programları var. Kullandığımız bir bilgisayar o programı kurduktan sonra istediğiniz siteleri belli saatlerine engelleyebilirsiniz. Mesela ben tezimi yazarken çeşitli sosyal medya sitelerini aslında oradan engellemiştim. Çünkü çok fazla insan sürekli oradan sosyal medya hesaplarını kontrol etmek istiyor. İstediğiniz zaman Facebook ve Twitter gibi çok sıkça kullandığınız sosyal medya hesaplarını birkaç saatte engelleyebilirsiniz. Programlar şöyle çalışıyor, bazı programlar. Programı sildikten sonra dahi maalesef giremiyorsunuz. Bir de öyle bir güzelliği de var. Yani mutlaka sizi bir şekilde o sitelere girmemenizi sağlıyor. Aynı zamanda belki kişiler cep telefonlarını kullanabilirler. Mesela her 20 dakikada bir alarm çalabilir. Çünkü bazen sosyal medya kullanırken 20 dakika geçmiş ama bize 2 dakika geçmiş gibi geliyor. O bakımdan da en güzeli aslında ilerlemesi kontrol altına almak. Bazı böyle kısıtlama için programlar kullanmak. Ve belki sabah kalkar kalkmaz eğer sosyal medya hesaplarını kullanıyorsak bir günlük rutinlerimizi bu şekilde değiştirebiliriz aslında. Peki sosyal medya hesaplarının güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Şifreler çok önemli bunun için. Yani ben eğitimlere gittiğim zaman da sorduğum soru şu. Her internet sitesi için aynı şifreyi kullanıyorsun ve genellikle cevap maalesef evet oluyor. Bu bakımdan her sosyal medya hesabı için bizim farklı şifre kullanmamız gerekiyor. Ben burada da aslında genelde gittiğim eğitimlerde çok küçük bir şey öneriyorum insanlara. Mesela kafanızı bir kod belirleyin diyorum. Diyelim ki en sevdiğiniz şehir İstanbul. Ve o kodu daha sonra diyelim ki daha güçlendirmek için ortasına numara koyabilirsiniz. İşte İS 123 İstanbul gibi. Ve her bir sosyal medya hesabı için o sosyal medya hesabı neyle başlıyorsa mesela Facebook için o kodun sonuna T harfini getirin. Twitter'ı kullanacaksanız eğer İS 123 İstanbul sonuna T getirin. Ve böylelikle her sosyal medya hesabı için farklı bir şifre kullanmış olursunuz. Sosyal medya hesaplarının birbirine bağlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. Bunu kesinlikle yapmamız gereken bir şey. Yani Facebook ve Twitter'ı birbirine bağlamak ve daha sonra mesela Twitter ve Foursquare'ı birbirine bağlamak bunlar çok tehlikeli. Çünkü bazı aplikasyonlar da var ve bu uygulamalar sayesinde ve özellikle Twitter ve Foursquare'ı bir kullananların bu uygulama sayesinde nerede olduğunu ve neler yazdığını aslında herkes görebiliyor ki bu çok tehlikeli bir araç. Aslında hep şunu söylüyorum ben de bazen, yani bir insan sosyal medya hesaplarının şifresini neden başka birileri paylaşmak istesin ki? Bu bakımdan da lütfen hiçbir zaman Facebook ile üye ol ya da Twitter ile üye ol, buna tıklamayalım. Orada mutlaka yeni bir hesap oluştur diye bir seçenek çıkıyor. Mutlaka yeni bir hesap oluşturalım. Peki sosyal medya eğitim için kullanılabilir mi? Öğretmenler ve öğrenciler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında sosyal medya çok güzel ve çok güçlü bir kaynak. Özellikle öğretmenler açısından da. Ben de mesela sosyal medyada yurt dışından ya da Türkiye'den birçok eğitimciyi takip ediyorum ve bununla ilgili kaynakları paylaşıyorum. Ve yine onlardan birçok şey öğreniyorum. Çünkü şunu düşünün, aslında sosyal medya öğretmenler için sınırsız bir öğretmenler odası gibi bir şey. Yani hani öğretmenler odasına gidersiniz ve oradaki öğretmenlerle bilgi alışverişi yaparsınız. Sosyal medyada dünyadaki bütün öğretmenlerden öğrenebiliyorsunuz ve onlarla bilgi paylaşımı yapabiliyorsunuz.
Öğrenci açısından da çok önemli. Çünkü artık konferanslara gittiğiniz zaman da belli hashtagler oluyor ve o hashtag'i takip ederek öğrenciler de o konferansında neler konuşulmuş ya da kimler var oradan takip edebilirler. Belki çeşitli kafalarında oluşan sorularla ilgili Google'dan da yararlanabilirler ve direkt sosyal medyadan da başka öğrencilere de danışabilirler. Aslında bizim için inanılmaz güzel bir kaynak diye düşünüyorum. Peki öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu aslında gerçekten mutlaka kaçınmamız gereken bir durum. Çünkü Facebook bizim bir aile albümümüz değil, o yüzden bir aile albümü olarak kullanılmamalı. Özellikle bazı programlar maalesef çocukların direkt kafalarını değiştirip ondan sonra onun çeşitli kötü sitelere böyle yüklenmesinin neden olabiliyor. Ondan dolayı bizim öğretmenler ve aynı zamanda ebeveynler olarak da dikkat etmemiz gereken bir şey. Çocuklarımızın olabildiği kadar fotoğrafları açık bir şekilde sosyal medyada paylaşmamak. Hani paylaşıyorsak bile bunun yüzü tamamıyla görünmemesi gerekiyor. Şimdi mesela yaz geliyor, o yüzden böyle yazlık yerlerde diyen çocuklarımızın bazı böyle bikini fotoğraflarını ya da mesela bazen denize girerkenki fotoğrafları olabildiği kadar az paylaşalım diyorum. Çünkü çok kötü niyetli insanlar da var. Ve direkt çocuğunuzun ismini ve soyadınızı diyelim ki yazdınız internette ve herhangi bir okulda mesela okuyor, o okulun ismini de yazdınız. Ve bazen mesela oluyor sonuçta Facebook'ta hiç tanımadığınız insanları ekleyebiliyorsunuz. Ve o insanların bazen kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ve bu insanlar gidip oradan çocuğunuzu alıp onu kaçırabilir, hatta zarar verebilirler. Sonuçta bunlar maalesef ki hani film gibi görülse de aslında çok fazla yaşanan olaylar. Bizim bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki gençler arasında en popüler sosyal medya uygulamaları nelerdir? Aslında en çok yani en son alınan raporlara göre de Facebook aslında çok fazla kullanılıyor. Bunun yanı sıra Twitter, Instagram, Snapchat, Skype bunlar çok kullanılıyor. Ama son zamanlarda Periscope da artık giderek artışa geçmiş durumda. Ben de mesela çok faydalı bir uygulama olarak görüyorum. Çünkü geçen gün mesela bir konferansa katılamadım. Ve oradaki bir hocam sağ olsun direkt Periscope'u açtı ve canlı yayın yaptı. Ben de direkt oradan hem onu takip edebildim hem de oradan soru sorabildim. Yani gerçekten artık giderek de artacağını düşünüyorum artık onların gençler arasında. Gençlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar iş hayatlarını nasıl etkiler sizce? Gençler bu yüzden işsiz kalabilirler ama maalesef bunun farkında değiller. Çünkü sosyal medya benim özel hayatım diyor ama özel hayatı değil aslında. Diyelim ki oradan hiç fark etmiyor ama çalıştığı iş yerinden birisiyle ilgili kötü bir şeyler yazabiliyor. Oradan hiç tanımadığı bir insan o kişiyi tanımlayabilir, direkt ona belki şikayet edebilir. Patronlarıyla aynı, mesela patronlarımla Facebook'ta arkadaş olup maalesef bunu unutup işiyle ilgili kötü şeyler yazan var. Bu yüzden işsiz kalan çok fazla insan var. Lütfen şuna dikkat edelim. Sosyal medyada paylaştığınız bir şey aslında bütün dünyada paylaştığınız bir şey. Bu yüzden eğer bir insanı görmesini istemiyorsanız ya da birisini duymasını mutlaka biz o paylaşımlarınıza dikkat edip ona göre daha sonra bizi işsiz bırakmayacak durumda daha dikkatli paylaşımlar yapalım. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.